Herkese merhaba, ben Sıla. Bu videoyu aslında bir video günlük gibi bir şey olarak düşünmüştüm ama e, bir yandan da yeni yaptırdığım saçlarımla konuşalım istiyorum. E, açıkçası YouTube'da bununla ilgili çok kapsamlı bir video görmemiştim rasta ile ilgili, geçici rasta daha doğrusu. Sık sorulan sorular var. E, onları cevaplandırmaya çalışacağım. İlk olarak ben bu saçı yaptıralı Beş gün oldu. Ee, evet. Cumartesi yaptırdım. Evet. Beş gün. Ve bu saçı yaptırmak istiyorsanız ilk olarak bilinmeniz gereken şey inanılmaz acıyor. Yani e, zaten yaparken dünyanın sonuna kadar çekiyorlar saçınızı. <laughs> yani örmesi ilk önce örüyor. Benim yaptığım yer. Kadıköy'de yaptırdım ben. E, onlar örüyordu. İki Afrikalı hanımefendi yaptı. E, önce örüyorlar. Onun üstüne ee, keçeleştirilmiş yani tiftenmiş takma saçı takıyorlar rastayı. Onun üstüne tiftiyorlar. Takı falan da taktım. <laughs> ilk yaptırdığınızda çok sert. Yani keçe sonuçta. Çok sert. Yani kafanızı hareket ettiremiyorsunuz. Ettirdikçe saç tipleriniz acıyor. İlk yaptırdığımda botoks gibiydim. Böyleydi kaşlarım. Böyle gözlerimi de çekiyordu. Şöyleydim tam olarak. <laughs> Acısı yavaş yavaş Azalmaya başlıyor. Tabii uyumak da çok sıkıntı bununla. Ben açıkçası yüzde yüz rahat bir uyuma pozisyonu e, yaratamadım kendimi. Şey yapamadım, karar kılamadım hangi pozisyonda uyuyacağımı. Yüz üstünde karar kıldım en son. Şimdi gerçi rahat rahat döndürebiliyorum. Ona da geleceğiz. Kaşınma evresi de var çünkü acıdan sonra. Acıyı geçirmek için ve biraz daha kaşıntıyı geçirmek için defne suyu karışımı kullanıyorum. Defne yaprağı ve suyu kaynatıp sprey olarak sıkıyorsunuz. Hemen bir uygulaması. <laughs> Diplerin ıslandığını hissetmem yeterli. Bu biraz kaşıntıyı alacaktır. Çünkü yaptırdığınızın ertesi günü kaşınmaya başlıyor. Ee, aynı şeye benziyor bu. Ee, su çiçeği gibi. Her yeri yarıyor olacak. Mesela Doğan'ın kıpkırmızı olmuştu derisi. Benim o kadar bir kızarmay olmadı. Yine var yara. Dokununca hissediyorum. Ama şey değil. Böyle kıpkırmızı değil kafam. Yine bu defne suyuyla <laughs> rahatlatıyorum. Onun dışında kaşıntıdan uyuyamadığım geceler oldu. Gerçekten. Bir de benim alerjik bir bünyem var. Anksiyete. <laughs> Sağ olsun. Tabii burada bir ilaç tavsiyesi vermeyeceğim. Sizde için demeyeceğim. Çünkü ilaç alerjiniz olabilir vesaire. Ben kendi doktoramın önerdiği <laughs> alerji ilacını kullanıyorum. Rastalarım ortak da bu arada. Rastalarımla bir günümü anlatacak olursam şu şekilde. Sabah kalkıyorum. Şunu, şu hareketi sabah kalk kalk kalkmaz hepsi için yapıyorum tek tek. Açıp da göstereyim. çek çek. Açık hali böyle görünüyor, böyle. Tabii bunu dışarıda kullandığınız zaman insanların tuhaf bakışları e, kendini belli ediyor. <laughs> yani alışla gelmedik bir saç modeli. Şu hareketi yapıyorum, hepsi için. Benim kafamda şu an 31 tane rasta var. Ayırıp yapıyorum, yaptığımı öne alıyorum. O şekilde yapıyorum, karıştırmamak için. Ee, hepsi yoruyor, <laughs> ama yapıyorum yani, sıkıntı yok. Günde iki kere yapmanız lazım. Ben sabah kalktığımda, bir de akşam yatmadan önce yapıyorum. Evet, rutinimde başka ne yapıyorum? Sabah kalktığımda bu yuvarlama işlemini yaptıktan sonra, eğer kafam kaşınıyorsa defne suyu, ee, yara dur yaralarımın durumuna göre de şey yara merhemi çok fazla kaşınıyorsa şey yapıyorum prikort ya da alerji ilacı. Kendi rutinimi anlatıyorum bu arada. İlaç kullanma şeyini size bağlı. Belki benim kadar ağır da geçirmiyor olabilirsiniz. Olabilir yani. Herkes benim gibi ağır geçirecek diye bir şey yok. Yani kaşıntı üzerine çok fazla duruyorum. Çünkü pişman olma raddesine geldiğim zamanlar oldu. O kadar çok kaşınıyordu. Gece uyandırıyordu uykumdan. Bir de ben alerji geçirdiğimde vücut sıcaklığı yükselen bir insanım. <laughs> kafalarınız zaten yanıyor. Eh, yani buz tutmanız falan gerekebilir. Bunda insanların en çok sorduğu şey. Yıkanıyor musun? Tabii ki yıkanıyorum. Yani ben çok hijyenik bir insanım. Yani çok dikkat ederim. Gün aşırı yıkanırım normal şartlarda. Ama bunda yıkanma sayım haftada ikiye düştü. Ee, yani... Kafanızın yağlanmasına göre de bir kaşıntı durumu var. Ben yıkandım çoktan nasıl yıkandığını da anlatayım hemen. Defne sabunu kullanıyorum. Krem asla. Saç boyası asla. Kremli şampuan asla. Yani alacağınız şampuanın arkasını okuyun. Krem olmaması gerekiyor. Yoksa açılır. Yumuşar. Hastalarınızda açılmasını istemezsiniz. Defne sabunu kullanıyorum. Biraz pahalı evet ama değer. Çok da güzel kokuyor bu arada. Elimi köpürtüp sabunla Diplere uyguluyorum. Şu an dokununca bile kaşınıyor öyle bir etkisi var. Diplere parmaklarımı geçirerek yıkıyorum. Ee, o şekilde hepsini yıkadıktan sonra rastalara tek tek sürüp sıkarak duruluyorum. Ee, i̇ki tur yapıyorum bunu. Temizlendiğini anlıyorsunuz. Ya bir de normal yıkanıyorum. Tamam işte bu kadar. Daha bir kez yıkandım ama çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor yani. Bunun gibi kokuyor. Bunun da kokusu çok güzel. Çok doğal. Mükemmel yani. Defne yaprağı. Kaşıntıya iyi geliyor yıkamak zaten. <laughs> yani birkaç saatliğine kaşıntı o şekilde durmuştu. Tabii yıkandıktan sonra kafa deriniz kuruyacaktır. Nemli tutmaya özen gösterebilirsiniz. Ama dediğim gibi krem yok. Yani bunun da cevabını vermiş oldum. Bitlenmiyorum. <laughs> Gayet de daha hijyenik bakmanız gerekiyor rastaya. Kaşınıyor mu sorusunu cevapladık. Bakımı sadece bu dediğim gibi. Onun dışında istediğiniz toka, istediğiniz yüzüğü takabilirsiniz. Gayet güzel. Bir de şu yuvarlama işlemine gündeki kere yaptınız mı? rastalarınız e, hastalarınız tel tel çıkıp bozulmayacaktır. Bir arada durmasını sağlıyor yuvarla işlemi, yuvarlama işlemi. İyileşmesi dediğim gibi daha 5 gün oldu. Hala çok kaşınıyor. Ama gün geçtikçe iyileştiğini hissediyorum doğanın rastaları şey bir ay oldu saçları uzadı onun kaşıntısı hiç yok sadece enselerde birazcık kaşıntı olduğunu söylüyor ama bir haftaya tamamen geçmişti doğanın kaşıntısı ben de bir hafta ya da on gün sabredeceğim ve geçmesini bekleyeceğim neden yaptırdım çünkü en önemli şeylerden bir tanesi Gerçekten saçım boyamaktan bıktım ve saç kremi kullanmaktan da çok bıktım. Saçıma şekil verememekten bıktım. Benim zaten saçım kısaydı. Bir de her şunu söylemeyi unuttum. Saçınızın 10 santim olması yeter. Yaptırabilmek için zaten ek saç takıp örüp yapıyorlar. O yüzden saçınızın 10 santim olması yeterli. Yani bu etkenlerden dolayı saçımla uğraşmaktan bıktığımdan dolayı sabah kalktığım gibi dışarı çıkabileceğim dışarı çıkabileceğim bir model yapayım dedim. Ya örgü de yaptırabilirdim. Hatta rastadan önce örgümü yapsam acaba falan diye düşünüyordum. Rasta aklıma gelene kadar. Ama sonra baktım. Herkes ör ördürüyor saçını. Herkes. Bir ara herkesin üstünde şu ceket vardı ya. Şöyle ki ben Herkesin yaptırdığı bir şey yapmaktan nefret ederim. Yani o yüzden rastı yaptırdım. <laughs> Herkes yaptırmıyor. <laughs> Aman, kaç renk yaptırdım? Bu kızıl tonunu yaptırdım. Ee, şu ipi ben ekledim bu arada. Ee, şöyle bir yeşil var. Çok güzel bir yeşil. Bir de böyle bir beyaz var. Yani gri. Üç renk. Gayet şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle gösterecek olursam boyu işte sırtıma kadar. Bu saçlar biraz daha yumuşasın. Ben e, örmeyi falan düşünüyorum. İstediğim şekillere daha rahat sokacağım. Şu an çok bükülemiyorlar. Ancak önlerden dışarı çıktığım zaman önlerden birkaç tel alıp şöyle tokayla. şu düştü. <laughs> şöyle tokayla topluyorum iki tur. Şu an rastgele topladım gerçi. Anca Böyle. böyle. <laughs> Çok komik durdu. Bazen ben bunu öyle bir topluyorum ki şey gibi oluyor. Kral tacı gibi. Çok güzel oluyor bazen. Bazen de böyle olmuyor. Yaptırdığım yerde çok fazla aksesuar yoktu. Üç tane bir şey takabilirler. Gerisini hep ben taktım. Yüzüklerim falan. Bu onlardan. ipleri ben taktım dediğim gibi. Şunu şu yeşildekini ben taktım. Yani özel bir rasta şey almanıza gerek yok. Örgü aksesuarları dış görüyor. Bu neymiş? Ha, bunu da onlar taktı. Bu küpe bu arada, halka küpe. Bunu, bu benim. Bu örgü aksesuar ama rasta ya da takılır. Neden olmasın? İlk yaptırdığım zaman şeydi. Ay bu çıkıyor mu, çözülüyor mu bunlar? Şu dipler çıkıp çıkıp duruyor da her yerden. Bazı yerlerden çıkmış. Neden böyle oluyor falan dedim. Sonra vazgeçtim. Yani çıkması normal herhalde. Onlar sıkıntı etmediyse, bunu da onlar taktı, halka gibi bir şey. Şunu ben taktım, bu benim yüzüğüm, şöyle. Yani, bunu da ben taktım. Onlar üç tane bir şey taktı yani. Benim aklıma gelenler bu kadar. Sizin aklınıza bir soru takılıyorsa e, sorabilirsiniz yorumlarda yani bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yaparsanız bana yeterli olacaktır. Çok müteşekkir kalacağım efendim. Ha bir de bir de bu sadece bir rasta videosu olmasın. Dövme ile ilgili çok fazla soru geliyor. Dövme ile ilgili de bir kısa bir anlatım yapayım. Dövmemi Kadıköy'de yaptırdım. Üniversiteden bir hocama yaptırdım. Kendisi Antalya'ya taşındı. Benim okulumun bir hocasıydı. Marmara Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi. Geneksel Türk Sanatları. Ana Sanatlı <laughs> Taylanır ona. Burada selam gönderiyorum. Mükemmel. Mükemmel bir iş gerçekten. Yani hocam diye demiyorum. Evet. Desip minyatür bilmenin faydaları diyoruz. Dövmeye çok e, fayda sağlıyor. İki sene oldu bunu yaptıralı. Hmm. Olabildiğince güneşe çıkarmamaya çalıştım ama yazın tatile gittiğimden dolayı birazcık güneşe maruz kalmış olabilir. Evet, yani beyazlar bile duruyor, öyle diyeyim. Olabildiğince iyi bakmaya çalıştım. İyi bir öğrenci olup. Acıyor mu? Aslında normal şartlarda acımıyor. Ama şöyle, acımıyor, 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 çok acıyor, çok acıyor, çok acıyor. <laughs> Çünkü şuradaki kemiğe yakın burası. O yüzden çok acıyor. Ama buralar hiç acımadı. Ya bir de sonlara doğru o son e, ton attığı ya da rötuş gibi bir şey. Bir e, şeyde şu tonlu olan kısla, kısımlarda çok acımaya başladı. Çünkü artık dayanamıyordum. Akşam olmuştu falan filan. E, yani dövme bitmeye yakın çok acıyor. Bir de artık yara olmuş oluyor. Ondan dolayı acıyabilir. Yaptırdığım en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Ha ne mi bu? Bir Türk ejderhası. Ama e, herkese Türk ejderhası diye anlatıyorum ama ya da Türk evreni diyelim. E, genel olarak bir Asya evreni diyebilirim. Baktım ki Çine de benziyor, Japona da benziyor. Sonuçta kanatsız. Do bir Doğu ejderi olduğu kesin. Genelde Türk sanatlarından stilize. <laughs> Powerım. Doğanın ki bunun mavi versiyonudur mesela. Onu da Taylan Taylan'a yaptırdık. Ee, daha farklı bir figür. Bu şekilde yani dövmeyi de bu kısa, kısaca bu şekilde cevaplayabilirim. Bir de şöyle bir şey var. Dövme gerçekten gerçekten bağımlılık yapıyormuş. Ha hayır daha fazla dövmem yok ama gerçekten kararımı verseydim ne yaptıracağıma karar verseydim yine bir dövme daha yaptırırdım kesinlikle ki burama yaptırırdım. Bilmiyorum. İşte ben %100 karar vermeden yaptırmıyorum. Buna %100 karar verene kadar 5 sene geçti mesela. 5 sene sonra ne yapacağım oturdu. bir de ben bir şey istedim mi birkaç sene bekliyorum ki hala istiyor muyum ona bakıyorum. Hala istiyorsam gerçekten istiyorum. <laughs> Öyle bir şeyim var benim. Küçük bir kuralım var. Bu da mesela İki sene bekledim. Ee, öyle. Lafı daha fazla uzatmayacağım. <laughs> Genel olarak rasta ve dövme hakkındaki görüşlerim bunlar. Dediğim gibi bir sorunuz varsa ya da birkaç sorunuz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yakında da yeni bir oyun videosu gelecek. Ee, İsterseniz kanala abone olabilirsiniz, zorlamıyorum. Twitch'ten yayınlarımı kaçırmayın diyorum. Çünkü eğlenceli oluyor sohbet ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.